savaş suçları 2. Dünya Savaşı ortamında Cenevre Sözleşmeleri adıyla bilinen 4 sözleşme grubu vardır. Cenevre Sözleşmeleri ile tanımlandı temel olarak. Savaş hukukunun en temel hukuk metnini oluşturduğu Cenevre Sözleşmeleri. Cenevre Sözleşmeleri'nin ortak 3. maddesi vardır. Burada savaşan tarafların, ki bunun devlet olması gerekmez, devlet ya da herhangi bir başka grup, kim olursa olsun savaşan grupların, sivil halkın, sivillerin bu savaştan zarar görmesini engellemesi mükellefiyeti yüklenir. Dolayısıyla Cenevre Sözleşmeleri bu konuda belirleyici ilk belge olarak modern uluslararası hukuk, uluslararası ceza hukuku tarihinde karşımıza çıktı. Ancak tek belge bununla sınırlı değil. Daha sonra 1993'te Avrupa'nın ortasında yaşanan büyük soykırımdan sonra, eski Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra, eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi adında Birleşmiş Milletler özel bir mahkeme kurdu. Bu mahkemenin statüsünde de, kurucu belgesinde de savaş suçları tanımlanıyordu. Çok benzer bir tanımla bu sefer bir sene sonra Afrika'nın ortasında 1994 yılında yaşanan Ruanda soykırımından sonra Ruanda için savaş suçları mahkemesiyle karşılaştık. Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünde de benzer bir savaş suçları tanımı yer aldı. Nihayet savaş suçları bugünkü tanımına 1998 tarihli kalıcı ve sürekli hareket eden Uluslararası Ceza Mahkemesi nin statüsünde, Roma statüsü diyoruz buna kısaca, uluslararası ceza hukukunda Roma statüsündeki savaş suçları tanımıyla ulaştı. Aslında hem Cenevre Sözleşmelerinden Roma statüsüne giden bu gelişime bakarsak, savaş suçları tanımının bu anlamda, yani sivillerin zarar görmemesi ilkesinin pek de değişmediğini görüyoruz. Yani birkaç küçük kelime farklılıkları var ama temel olarak Cenevre Sözleşmesi'nde ortaya konan ilke korunuyor. Savaşan taraflar kim olursa olsun, ne olursa olsun, sivil, savaşmayan tarafların, sivillerin zarar görmemesi en temel ilkedir. Bu olayda da bu temel ilkenin ihlal edildiğini görüyoruz. Yani bir insan hakları savunucusu olarak beni çok rahatsız ediyor. Yani gelen bilgilerde de çelişki var. Tam ne olduğunu da anlamak mümkün değil. Biri yani 8 çocuk öldüğü bilgisi var. İşte 9 kişinin öldüğü bilgisi var. Yani demek ki birisi çocuk değil. Bir yetişkin ve 8 çocuk. 23 kişinin yaralandığı bilgisi var. Bir top ateşi sonucunda olduğu ortaya çıkıyor. Evet, sizin söylediğiniz gibi Irak devleti bunu protesto etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığını söylüyor. Ama bizim Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı da bunu yalanlayan, biz yapmadık diyen bir açıklama yaptı. Yine PKK kaynaklarından bir açıklama geldi Türkiye'nin yaptığına ilişkin. Yani şimdi kimin yaptığını ben bilmiyorum, bilebilecek durumda da değilim. Ama bir Türk olarak da, bir insan hakları savunucusu olarak da beni çok rahatsız ediyor. Bunun benzerini Türkiye'de daha önceden karşılaştık. Roboski hadisesine çok benzettim bu durumu. Roboski hadisesinden sonra da yani orada tabii yani önemli bir hukuk hatası da işlendi. Ama neticede hepimizi çok üzen ve çok yaralayan bir sonuçla karşılaştık. Kimseye hiçbir şey olmadı. Sadece ölen Kürt köylüler öldükleriyle kaldı. Yani varılan sonuç bu oldu aslında. Ve bu gerçekten çok büyük bir fiyasko denir yani buna. Hakikaten çok kötü bir durum. Olabilecek en kötü sonuçla karşılaştık. Yani ben bir idari anlamda bir soruşturma açıldığını Türkiye'nin içerisinde vesaire de duymadım. Yani kimseye hiçbir şey olmadı hakikaten. Çok büyük bir utanç aslında bu. Şimdi
Böyle bir şey eğer söz konusuysa, yani bunun faili eğer Türkiye ise, bunu önemli altını çizerek söylüyorum. Çünkü gerçekten kim olduğunu bilmiyorum ve bilebilecek durumda da değilim. Ama mutlaka, yani bir kere fail kim olursa olsun etkili bir soruşturma yapılmalı ve sorumlular ortaya çıkartılmalı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tavrı da sonuçta siyasi bir tavır. Yani Birleşmiş Milletler ne kadar uluslararası hukuku koruduğunu ve savunduğunu söylese de Birleşmiş Milletler de son tahlilde siyasi bir örgüt. Dolayısıyla kararları da veya yaklaşımları da siyasi oluyor. Sizin söylediğinize katılıyorum. Yani Roboski hadisesinde Birleşmiş Milletler devreye girmedi. Çünkü Türkiye bir yer taraftan egemen bir ülke. Diğer taraftan çok güçlü de bir ülke. Yani düşününce böyle durumlarda Birleşmiş Milletler son derece mütereddit kalıyor. Tereddütlü davranıyor. İkircikli tavır alıyor ve meseleye dahil olmamaya çalışıyor. Eğer yani bunun gerekçesi de işte egemen bir ülke gerekli soruşturmayı, kovuşturmayı yapacak diye bekliyor. Ama mesela Roboski hadisesinde öyle olmadığını gördük. Yani etkili bir soruşturma ya da kovuşturma süreciyle karşılaşamadık bir türlü. Böyle durumlarda Birleşmiş Milletler biraz ilgili ülkenin iç yapısına bakıyor. Eğer böyle bir soruşturma yapılabilecek bir ortam yoksa, yani bir devlet düzeninden söz edilemiyorsa, devlet düzeni çökmüşse, hani sağlıklı işleyen bir hukuk düzeninden söz edebilmeye imkan olmadığı durumlarda Birleşmiş Milletler ancak devreye giriyor. Tabii burada şunu da tartışmak lazım. Türkiye'de şu anda ben bir ceza hukukçusu olarak biraz da utanarak söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de ne kadar işleyen bir hukuk sistemi var, buna da bakmak gerekiyor. Yani bu kadar taraflı ve bağımlı bir yargı düzeninin içinde bir şey çıkabilir mi Türkiye'nin hukukundan? Bundan da emin değiliz ama en azından bu yolların denendiğini gösteren de bir kanıt yok Roboski hadisesinde. Dilerim burada işin faili Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. Ben samimi olarak bunu diliyorum. Ama eğer öyleyse de bunun gereğini Türkiye Cumhuriyeti yerine getirmek zorundadır. Hukukun gereği budur. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde, yani Irak-Kürdistan bölgesinde, Irak-Kürdistan'ın da 20'den fazla askeri üssünün olduğunu biliyoruz. Yani bu kamuya açık bir bilgi, böyle bir askeri sır niteliği yok. Gazeteler her gün bunu yazıyor. Yani neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahil olduğu, askeri olarak müdahale ettiği bir coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada uluslararası hukuk bakımından Türkiye'nin sorumluluğundan söz edilebilir mi? Evet, söz edilebilir. Bunu işte araştırmak ve gerçeği ortaya çıkartmak bu bölgede egemen olan güçlerin işbirliğini gerektiriyor ya da oradaki güvenlik görevlilerin işi. Dolayısıyla en kısa zamanda bir soruşturmanın başlatılması ve gerçeğin ortaya çıkartılması ve bunun sonuçlarının da kamuoyuyla sağlıklı bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Sivillerin ya da çocukların öldüğü bir saldırıda hiçbir şey bir gerekçe olamaz. Değil terör, hiçbir şey bunun gerekçesi olamaz. Çünkü adı üstünde ölenler sivil ve çocuk. Yani yaralananlar açısından da aynısını söyleyebilirim. Yani velev ki terörü engellemek maksadıyla yapılmış olsun bu durum, neticede siviller zarar görmüş durumda. Dolayısıyla hatalı yapılmış bir işlem söz konusu. Sivillerin zarar görmemesi ilkesine, yani o konuşmamın başında söylediğim Cenevre Sözleşmeleriyle belirlenen ortak üçüncü maddede esasları konulan çatışmanın, silahlı çatışmanın tarafları kim olursa olsun, ki bu işte tırnak içerisinde terörle mücadeleyi de kapsayan bir durum aslında. Böyle durumlarda sivillerin zarar görmemesi ni teminat altına alan ilke ihlal edilmiş durumda. Roma statüsüyle kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin doğrudan bir yargılama yetkisi yok bu olayda. Neden? Çünkü söz konusu suç
UCM'ye taraf bir devletin toprakları üzerinde işlenmeli Roma statüsü uyarınca. Irak devleti topraklarında işlenmiş bir suçtan söz ediyoruz. Ama Irak devleti de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf bir devlet değil. Ancak burada Irak devletinin bir yol var. Yani ad hoc nitelikte. Yani bir kereye mahsus ve bu olaya özgü olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisini tanıması durumunda o zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi devreye girer. Irak devleti böyle bir tanımada bulunur mu bilmiyoruz, emin değilim, çok da zannetmiyorum. Neden? Çünkü bu şimdiye kadar örneği olmayan bir durum ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsünde buna cevaz veren bir hüküm var. Yani taraf olmasa da bir devlet belli bir olaya özgü olarak bir kereliğine mahsus olarak ad hoc denir buna. Ad hoc yazılıyor. Ad hoc nitelikte UCM'nin yargı yetkisini tanıyabiliyor. Irak devleti neden böyle bir şey yapmaz diyorum. Çünkü bu yol yaratmak anlamına geliyor. Eğer bu olayda böyle bir şey yaparsa aslında her olayda böyle bir şey yapması lazım. Aslında Suriye'de teorik olarak böyle bir şey yapabilir. Çünkü Suriye'de taraf değil. Ve Suriye topraklarında da buna benzer olaylar işlendi, geçmişte işleniyor. Buralarda yani neticede Orta Doğu'dan söz ediyoruz. Yani bunlar da Orta Doğu devletleri. Yani demokrasinin çok da fazla işlemediği bir coğrafya maalesef. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temel bir takım kararları var. Güvenlik Konseyi'ne taşımak neden önemli? Çünkü yine Roma statüsünde bir başka hüküm var. Birleşmiş Milletler doğrudan bir olayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne refer edebiliyor. Yani doğrudan gönderebiliyor. Bu aslında UCM savcısına bu konuda davayı aç emri anlamına geliyor ve bu dava açılmak durumunda eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden böyle bir talep gelirse UCM'ye. Dolayısıyla yani bu yolun işletilmesi söz konusu olabilir ama o Güvenlik Konseyi'nin de üyelerinden birisi Türkiye şu anda. Tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Sayın Cumhurbaşkanı da hani dünya beşten büyüktür söyleminin arkasında daimi üyelerin hegemonik yapısı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 devlet üye. Bunlardan 5 tanesi daimi üye. Amerika Birleşik Devletleri, işte Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. Şimdi bu 5 ülkenin siyaseten uzlaşabildikleri son derece nadir konular oluyor zaten dünya üstünde. Eğer yani çünkü veto hakları var bu 5 ülkenin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu 5 ülkenin de dahil olduğu ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir yapıdan böyle bir karar çıkarsa evet Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yine yani failin Türkiye olması gerçeği karşısında ya da bu kabul altında öyle söyleyelim. UCM bir yargılama başlatabilir. Bu şeyler bakın oluyor ve olmaya da devam edecek öyle görünüyor. Bunların kapsamlı çözümü aslında çok net benim zihnimde. Bu durumların engellenmesinin tek bir basit bir çözümü de var. O da barış. Barış hakkını her noktada savunmak lazım. Barışmak gerekiyor. Yani savaştan ziyade barışı tercih etmek gerekiyor. Yani Kürt sorununun barışçıl çözümü konusunda adımlar atılırsa hiç böyle şeylere gerek de kalmayacak. Belki Türkiye'nin ekonomisi de hızla düzelecek. Yani pek çok şey düzelecek.